Sayın seyirciler, bu arada anayasa değişikliği için oluşturulan komisyonun AK Parti, CHP ve MHP'li üyeleri üçüncü kez bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan o toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Oluştu. Tabii doğal olarak bu önemli kurumlar var burada, yüksek yargı organları var. Yargının organizasyonuyla ilgili temel meseleler var. Bunları her arkadaşımızın kendi siyasi parti yetkili organlarıyla görüşüp oradan çıkan sonuçları bir daha değerlendirmemiz gerekecek. Bizim belirlediğimiz temel esaslar çerçevesinde ilgili kurumların işleyişten kaynaklanan sorunları nelerdir, onları bir test etmemiz, onları sormamız, onların da görüşlerini almamız gerekecek. Önümüzdeki günlerde bunları da tamamlayacağız ve sanıyorum hızlı bir şekilde bunu metne döküp bir ortak metinle yargı bölümüne ilişkin değişiklikleri yapacağız. Dün de söylemiştik açıklamamızda, mevcut anayasadaki sistematiği, madde sıralamasını takip ederek çalışmayı sürdürüyoruz. Bu noktada 160. maddeye kadar, 138'den 160. maddeye kadar geldik. Kurumları tartıştık. Bir genel mutabakat var. Bu sevindirici. Kurumlarla ilgili de bir genel mutabakat var. Tabii ki her partinin farklı görüşleri var ama farklı görüşleri, uzlaşamayacağımız noktaları ön plana çıkarıp çalışmayı tıkanacak hale getirmiyoruz. Böyle bir çalışma yöntemi belirlendi. Çok önemli olan noktalarda buluşup çözmeye çalışıyoruz. Gelinen süreç umut verici. Sonuç çıkacak görülüyor. Hızla bunu tamamlarsak sanıyorum ilk defa uzun zamandan bu yana ittifakla yargıya ilişkin bir esaslı mini anayasa paketini yapmış olacağız. Yarın ve öbür gün ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Bugünkü bu çalışmada yargıyı taradık. Burada tabii her birimiz yine bugünkü esaslar çerçevesinde konuyu tekrar değerlendireceğiz. Nerelerde yaklaşabiliriz, nerelerde yaklaşamayız, oraya bakacağız. Bir de yargı dışında başka konular, ortak olabileceğimiz konular var mı? İhtiyaç nedir? Onları görüşeceğiz. Bu hafta sanıyorum işin esaslı biçimi bitmiş olur. Yani cuma günü mü son? Cuma. Raporlar genel başkanlara sunulduktan sonra mı gerçekleşecek? Tabii. Metin şöyle. Metin yazma kolay. İlkelerde anlaştığınız zaman şimdi iki yöntem vardır. Herkes kendi metnini yazar, getirir. O zaman süreci uzlaştırmak çok daha zor olur. Bir başka yöntem de ilkeleri belirlersiniz. Hangi esaslara dayanacağınızı, kurumları düzenlerken hangi esaslara dayanacağınızı belirlersiniz. O zaman o esasların etrafında metni birlikte yazmak daha kolaydır. Metin yazma işin en son noktası. Metin yazmakta çok zorlanacağımızı zannetmiyoruz. Çünkü çalışma yöntemimiz verimli bir yöntem. Bunu da anlaşabiliriz, bunu da anlaşamayız diye ayırıyoruz o noktaları. Hangileridir diye sormayın, onları söylemeyeceğiz. İşte ben de soracağım. Yani HSYK'nın yapısı mesela. HSYK'nın... Adalet Bakanı'nın HSYK üyesi olup olmaması... Şimdi bunlar tek bir cevabı olan sorular değil. Mesela hepsine ilişkin sistemler var. Avrupa'daki örneklerine bakıyoruz, dünyadaki örneklerine bakıyoruz. Mesela somut sorunuzdan söyleyeyim. Adalet Bakanı kurulun üyesi olsun mu olmasın mı sorusu, kurulun üyesi olsun derseniz kurulun yapısını bir farklı biçimde düzenlemeniz gerekecek. Olmasın derseniz farklı biçimde düzenlemeniz gerekecek. Bu konuda çok kesin rezervler yok ama şu var, bir şekilde en uygun yargı bağımsızlığını sağlayacak sistemi geliştireceğiz. Yani tek bir cevabı olmayan sorular olduğu için yanlış anlamaya sebebiyet verir. Hepsi masada, hepsini konuşuyoruz ama bir şey çıkacak buradan. Daha önce sen 4 parti ikili kurul halinde düzenlenmesi de uzlaşmıştı. Evet. En azından o çerçevede mi gidecek? Yani o çerçeveye uzak değil. Ama ya ikili de olabilir, tek kurul da olabilir. Burada kurumların kendi işleyişiyle ilgili görüş de almamız gerekiyor. Ama bizim çalışmamız her iki türlü de olabilir. Bütün arkadaşlarda o konuda bir şey yok. Yani kesin rezervi yok. Nitelikli çoğunlukla seçimi. O çok özel bir ayrıntı, onu sonra konuşacağız. Peki, Evet. Bir uzlaşma olmuyordu çünkü. Bu sefer bir uzlaşma çıkarız diye düşünüyorum. Sadece onu söyleyeyim. Bütçe tamamının ayrı olarak ele alınması gündeme geldi. Yani o çok şey bir konu değil. Onu bugün konuştuğumuz konu değil. Daha önceki dünkü çalışmada da tamamını bir gözden geçirdik. O konu çok ayrıcı bir nokta değil.
AYM'de mi kalacak yetki yoksa Yargıtay'a mı? Yani hepsi düşünülebilir. Sistematiği bozmak istemeyebiliriz. Şu anda benim bütün arkadaşlar adına bu konuda bir açıklama yapmam uygun olmaz ama bunlar ayrışmayı yaratacak noktalar değil, onu söyleyeyim. İlgili kurumlardan görüş alacağız dediniz. Ne zaman alacaksınız? Yani onu ayarlarız. Bakalım hangileri nasıl uygunlar, ona yani göre bir bakacağız. Başkanlar galiba değil mi? Yani bakacağız işte en uygun o çalışmalarından kaynaklı ihtiyaçları vardır. Madem bir düzenleme yapıyoruz, o kurumların ihtiyaçlarını da bilmemizde yarar var. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Yarınki çalışmada daha öncekindeki gibi herkes kendi istediği maddeleri liste halinde masaya koyacak mı, yoksa yine ortak bir çalışma? Ortak çalışma, yani hangi başlıklar olabilir diye onlara bakacağız. Yani yargıyla ilgili konu prensip olarak bugün görüşüldü tamamı. Yargının birinci evresi bitti çalışmanın. Bundan sonra partiler kendi içerisinde bunları değerlendirecekler. Tekrar gelecek tabii ki masaya. Hiçbir çalışma bitti geri dönmeyeceğiz diyeceğimiz bir çalışma değil. Bu çalışmanın verimi de oradan geliyor zaten. Tam bu tabakatı sağlayacağız. Öyle odaklandık. Temel haklar, ekonomi, yürütme. Bakacağız. Yani bu şimdi mini paket, anayasa paketi. Yargı ekseninde şekillenen bir paket. Dolayısıyla yargı eksenini aşacak çok geniş bir alana yayılma niyetimiz yok. Ama çalışmanın verimi bizi bir noktaya götürür ve bu yapmamız gereken çalışmayı geciktirmeyecekse onların tamamını konuşabiliriz. Şu ana kadar hızlı gidiyoruz, iyi gidiyor. Bu sevindirici. Yapabileceğimiz azami çalışmayı yaparız.